Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Mustafa Bey, TÜİT Yüreğir Emekliler Derneği Şubesi'ne adaylığınızı açıkladınız. Bizler sizi tanıyoruz geçmiş dönemlerden, yaptığınız başarılı hizmetlerden hep takip ediyoruz. Dinleyicilerimize biraz da kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. 1957 doğumlu Kadirli Sunbas ilçesinde doğdum. Üç çocuk babasıyım. İlkokulu yazı boyu, öğretimde bitirdim. Buradan yapmış ve bütün yaptıklarımı ve yapacaklarımı anlatmak istiyorum sizlere. İnşallah güzel olacağına da inanıyorum. Evet. Biz emekliler olarak bana rahmetli Selahattin Metiner dedi ki bir gün geldi. Ben manavcılık yapıyordum. Oğlum dedi seni başkan yapalım mı? Nasıl yapacaksın dedi sayın başkanım. Sen dedi 100 kişiyi getir başkan sensin dedi. Ben de dedim ki 100 kişi de daha fazla olur. 2009 yılında seçime gittik. 201 oy ben aldım. 200 oy karşı taraf aldı. Bir oyla seçimi kazandım. Seçimi iptal ettiler. İkinci seçime girdik. Ertelenince 337 oy ben aldım. 200 oy o aldı. 137 farkla seçimi Lokman Karaçal'dan teslim aldım. Teslim aldığımda üyelerimizin sayısı 2559'du. Şu an üyemizin sayısı ben kendilerine teslim ettiğimde 19.149 kişi idi. Ama şu an bakıyorum mevcut başkan 18.500'e düşmüş. Evet. Çalışmak ilk geldiklerimde oturacak sandalyeleri bile yoktu. Yerleri bile yoktu. Yani affedersin içecek çay bardakları yoktu. Ama biz ne yaptık? Varımızı, yoğumuzu, gücümüzü emekliden alarak biz bunları öne koyduk. Üyemizi yükselttik. Şu an Allah'a çok şükür emekli derneği vardır. Mekanı kendine aittir. Oturacak yeri vardır. Girdin mi çıkmayı canım istemez. Emeklilere biz güler yüzle oraya geldik. Evet. Birçok çalışmalara imza attınız, derneği büyüttünüz. Ondan sonra bir nevi bu dernek sizin çocuğunuz gibi oldu. Evet. Çocuğunuzu teslim ettiniz ve kötüye gittiğini hissettiğiniz için aday oldunuz. Doğrudur. Ben şimdi şöyle demek istiyorum. Şimdi biz 19.149 kişi ile teslim ettiğim dernek şu an tekrarlıyorum 18.500 oldu. Bana dediler ki böyle. Ben dedim ki bir aday olacağım. Beni bir talihsizlik bir olayla bir sıkıntı yaşadım. Onu da dernek adına yaşamadım. Şirket kurdum. Şirket adına yaşadım. Şirkette bazı olumsuzluklar oldu. Olumsuzluklar nedir? Onu da söylemek istiyorum. Ben bir müteahhiti buldum. Müteahhit yapamadı. 5 tane müteahhit el değişti. Şu an Suruca mevkiinde 15 dönüm 675 kare bir arsa aldım. Bu kat karşılığında aldığım arsayla 3 blokunu eşitledim. 300 daire yapılacaktı. 150 dairelik projesi hazır. Beklemekte. Biz inşallah geldiğimizde tekrar bunları öne süreceğiz, göndereceğiz. Ama bizim istediğimiz nedir? Hizmet etmek emekliye. Evet. Biz burada istiyoruz ki dürüst olalım. Bize attılar, çamur attı, izi kalsın diyerek her zaman çamur atıyorlar. Allah şu an 10 tane başkan adayı var. Herkese başarılar diliyorum ben. Hiç kimse kimsenin aleyhinde atmasın. Kendini anlatsın yeterlidir. Beni herkes tanıyor zaten. Ben kendimi anlatmama gerek yok. Niye tanıyorlar?
benim yaptığım ve yapacağım bellidir. Yaptığım ve yapacağım bellidir. Ben şurada derneğimizi göreve yer almışsam, oturacak gerçekten sandalyesi yoktu. Şu an masası var, dört dörtlük yeri var, beş tane kliması var, beş tane bilgisayar var. Bunlar hep benim zamanımda oldu. Yani oturacak çay içecek bardağı yoktu ben göreve geldiğimde. Hizmet ettim, cenazelere gittim, düğünlere gittim. Cenazeler, her cenazeye haberim olduğu kadarıyla her cenaze 250 tane tatlı götürdüm. Başsağlığı diledim. Hocamla gittim. Bir hoca ayarladım kendime. Her akşam hocayla ben cenaze katılıyordum. Ama maalesef bir olumsuzluk nedeniyle biz bir ara dışarıda kaldık. İçeri girince dışarıda kaldık. Şu anda da Allah'a çok şükür sevdiğim arkadaşlarımızla, dostlarımızla yolumuza devam ediyoruz. Başaracağımıza da inanıyoruz. İnşallah. Buradan Yüreğir emeklerine ne söylemek istersiniz? Buradan Yüreğir emeklerine çok büyük görev düşüyor. Emekler kendilerini çok iyi biliyor. Mustafa Kocatürk, önceki ismim Nakış Kocatürk'tü. Şu an Mustafa Kocatürk kendilerine kimin tırnağına taş dayadıysa koşmuşumdur. Koşanın yanında olsun, hizmet edenin yanında olsun. Şu an iki senedir görev yapan şu an mevcut başkan daha bir yere gitmemiştir. Bir cenazeye gitmemiştir. Bir arkadaşımızın ziyaretine gitmemiştir. Düğünlere gidilmemiştir. Hasta yoklamaya gidilmemiştir. Hasta yoklamaya gittilerdi. Bunlar kendi aralarında birbirlerine düştüler şu an. Beş tane yönetim var. Beşinin dördü aday. Dördü aday. Neden aday oluyorsun? Başkanın düzgün de niye sen yanında kalmıyorsun? Aday çıkıyorsun. Demek ki bir şey var burada. Bir sıkıntı var. Abdullah Çalık aday. Ahmet Büyükkeleş aday. Ali Özdemir aday. Ne demek bu? Bir yönetimde beş kişi aday, üç kişi aday olabilir mi? Eğer yönetimi yürütemiyorsan bırakacaksın, gideceksin. O zaman şunu söyleyebiliriz kısaca. Geçmişte evet. Yaptıklarınız, gelecekte yaptıklarınızın teminatı olacak. Evet, ben geçmişte yaptığımın geleceğimin teminatıdır. Biz hizmet için geliyoruz. Biz güler yüz için geliyoruz. Kimin tırnağına taş değse koşacağımızı biliyorlar. Biz bunun için geliyoruz. Herkese başarılar diliyorum. Ben diyorum ki Mustafa Kocatürk olarak desteğinizi bekliyorum Yüreğir halkından. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum. Ben de size teşekkür ederim efendim.